Depremin yeri ve derinliğine bağlı olarak yıkıcı etki önceden haber verilebilir. Marmara'da oluşan bir depremin yıkıcı S dalgası İstanbul'a ulaşıncaya kadar geçecek zaman önlem almak için yeterli olabilir. İzmir ve daha birçok yerde binlerce insanımızı depremlerde kaybettik. Günlerce enkaz altından sağ çıkanlar olması için umutla bekledik. Sesimizi! Dünyanın varoluşundan bu yana yaşanan çok sayıda deprem, milyonlarca insanın maddi ve manevi kayıplar yaşamasına neden oldu. Peki yaşanan tüm bu kayıpların nedeni neydi? Depremlerde yaşanan can kayıplarını önlemek için sayısız çalışmalar yapılsa da bu konuda çok yol kat edildiğini söylemek pek mümkün değil. Ve CEO'su Sayın Ali Emre Erişen, siz değerli konuklarımıza ve basın mensuplarına acil afet bilgi sistemleri olan EDİS'i tanıtacak. EDİS'i sizlere tanıtacak EDİS kurucu ortağı ve CEO'su Ali Emre Erişen'in konuşmasına geçmeden önce EDİS tanıtım filmimizi dilerseniz hep birlikte izleyelim. Buyursunlar. Hasarsız atlatabilmek adına neler yapılabileceğine dair ortak akıl yürütmek ve projeler üretmek zorundayız. Konutlar ve iş yerleri için tasarladıkları yapay zeka tabanlı online site yönetimi uygulamasıyla Türkiye'de talep rekor kıran, yurtdışında da adından söz ettiren APTİ, başta AFAD, Boğaziçi Üniversitesi Kandilya Rasathanesi ve birçok kamu kurumlarına hizmet vermekte olan Sentez, Avrupa'nın en hızlı, en yeni IoT teknolojilerinin ödüllü üreticisi Hubbox, yapay zeka teknolojisini sismik hareketlerin izlenimi ve raporlaması hizmetlerini dünya genelinde hizmete sunan sismik AL firmalarıyla güçlerini birleştirerek konut, fabrika ve iş yerleri gibi tüm binalara uygulanabilecek dünyada bir ilk niteliğinde başarıyı imza attı. Güçlerimizi birleştirdik ve harekete geçtik. Yazılım, teknoloji, Ar-Ge çalışmaları ve çok daha fazlası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Amacımız dünyada bir ilke imza atmak, ilk ve ulaşılmış en erken uyarı sistemi olan EDİS'i insanlığın yarınları için kullanmaktı. Gerekli olan tüm altyapı sağlandıktan sonra sahada çalışmalarımız başladı. Farkımız dedi deniz kıyısı yerleşim yerleri için. Yani normalde depremin geldiği yerleri hesaplamak zor. Bunlar biraz teknik boyutlarda. Bizim sistemle o demin anlattığım bu artı sistemi bunun depremin yönünü, şiddetini, büyüklüğünü tek seferde bizim ölçebilmemizi sağlıyor. Normalde Marmara'nın merkezinde olacak bir depremi çevrelemeniz gerekiyor. Yani üst tarafta, Yalova'da, adalarda, belli bölgede ve hepsini birden vurması lazım o P dalgasının. Ki bunun tam merkezini ölçebilirsiniz. Bizim sistemde de bu da gerekmiyor. Ve hepsinden önemlisi, yani bunları birinci test ediyoruz ama hepsinden de önemlisi hızımız. Gerçekten yani bizim sistemden siren gidiyor. Bakın yani sistem gittikten sonra, mesela birazdan saniyeler şurada bundan sonrasında mı vardı bakacağım. Buradaki mesela şey anlatayım, gittikten sonra yani bakın biz saniye verdik dedim ya, 16 ve 23 saniyede mesela sinyali gönderdik. Orada çaldı, 23 saniye sonra aa dedim bunlar deprem oluyor. Biz çoktan sinyali dağıtmıştık bu durumda. Ki buradaki aslında sistemin çalışması şöyle, bakın ben burada bilmeyenler için söyleyeyim. İki dalga var. P ve S dalgaları denilen şeyler aslında şu. Atom bombası hani o filmlerde izliyoruz veya işte Hiroşima gösteriyor. Atıldığı zaman böyle bir önce gidiyor veya yıldırımdan yola çıkarak söyleyeyim. Yıldırım gördüğümüz zaman
yıldırımın üstünde hani önce ışığını görüyoruz ama sesi sonradan geliyor ya. İşte bu da böyle bir şey. Aslında P dalgası öncü dalga dediğimiz dalga. S dalgası yıkıcı dalga. Şu dalgayı sensörlerimizle alarak buradan veriyoruz. Hatta diğer taraftakine ben geçecek olursam şöyle. Bakın burada şu lokasyonlar bizim yani burada şeylerde kendi şu an mevcuttaki kendi radar dediğimiz yer depremi sağlayan ve tespit eden cihazların olduğu yerler. Şunlar da bizim siteler, apartmanlar, iş merkezleri olarak konumlandırdığımız yerler diyor da. Burada bir deprem olmaya başladığı an bakın şu gelen birinci dalga, bu ikinci dalga, şu yıkıcı dalga. Bakın şu an biz bakın şu dalga yani S dalgası daha buraya uğramadan yani henüz şu an hiçbir yer sallanmıyor. Şu an bütün kullanıcı sistemlerine marmar olarak düşünün bu sadece videoda böyle geldiği için şöyle durdurayım. Burada şu an biz bu dalgayı depremi verdik ve bütün bu sistemler ya hazır hale geldiler. Bu depremi inceleyen akselerometre dediğimiz ivme ölçer cihazlar. Bunlar belli bir merkezde takip ediliyor fakat bu cihazların depremi algılayıp ilettikten sonra hepsinin toplandığı bir veri merkezi var. Bu veri merkezinde deprem şiddetine, büyüklüğüne, merkez üssüne, istasyonlara uzaklığına göre yaklaşık 2 ila 7 dakika arasında analiz edilip sonrasında sonuç açıklanabiliyor. Ama yani örnek vereyim en çok bilinen depremlerden işte Gölcük depremine baktığınız zaman 45 saniye sürmüş ve gece saat 3.02'de oluyor. Gece 3.02'de 45 saniye süren depremi yani ortalama 5 dakika sonra analiz edip basına bildirseniz ne işe yarayacak? Yani böyle bir şey var. Birincisi buradaki süreyi hızı aşağı indirmekte çok çabuk aslında bunu çözümsemekte. Biz bunu yaptık. İkincisi bunu millete bildirmekti. Şu an geldiğimiz günümüz teknolojisinde yapay zeka ile bu mümkün oldu ve mobil ağlarla, IoT cihazlarla, Endüstri 4.0 dediğimiz ve web teknolojileriyle biz aslında bunların hepsini bir araya getirerek birleştirdik diyebiliriz. Şu an geldiğimiz noktada depremin şiddeti daha size ulaşmadan olduğu yerde başladığı zaman depreme uzaklığına göre saniyelerle bazen dakikalara kadar öncesinden deprem sinyali alabilecek konumdayız artık. 3 yıldır test ediyoruz. Muğla'da ilk başta yaklaşık 14 ay sürdü çünkü çok deprem bölgesi orada test ettik. Muğla'dan sonra İzmir'e kurduk. Maalesef İzmir depremini mesela görmüştük. Bu kötü bir şey. Niye? Depremin artık şiddetini de biliyorsunuz. Yani düşünün ben o sıra mesela aldığımda baktım 6.4 bizim o zamanki hesaplamalarımız. Dedim ki birazdan İzmir gider çünkü altın üstüne geçtiği zaman gidiyor. 23-24 saniyeydi. 102 kullanıcıya verdik. 8 tane apartmana sinyal verdik. Hiç hata yapmadık. %100 başarıyla gidiyoruz ama şu an hiç kimse dünyada mesela şu an ortalama 33 salisede deprem sinyali verebilecek konumdayız. Ama 33 salise içerisinde 35 milyon Marmara'yı düşünün. 35 milyon kullanıcıya hiç kimse şu ana kadar siren vermedi. Dolayısıyla bunu deneyeceğiz. Mutlaka çalışmalar yapacağız bununla alakalı çünkü yetkili kurumlarla temas halindeyiz. Tarihler de belirlendi. Bunları duyuracağız. Bu tarihler içerisinde bu çalışmaları yapacağız. İşte bir site seçtik. Sonra bir mahalle, ilçe, sonra il geneli, sonra bütün Marmara bölgesinde. Herkese bir siren sinyali gidecek zaten. Önce bir onay isteyeceğiz. Deprem tatbikatına katılmak istiyorsunuz. Belki tarihi verilmeyecek. Onu hocalarımız karar verecekler. Mesela bu hafta deprem tatbikatı olacak. Ama gece de olabilir, gündüz de olabilir. Herkes doğal olsun diye. Ve birden telefonda siren çalmaya başlayacak. Bina sirenlerini çaldırtacağız. Kapılar açacağız gibi. Birkaç aslında bununla alakalı denemeler yapacağız. Sonuçta biz bu işin başında olarak, şirketin kurucusu olarak burayı yapmak istedik kendi memleketimizde. İnşallah insanlık için de fayda olur diye ümit ediyoruz. Cihazlarla sinyali orada, yani bu yapay zeka teknolojisi depremi daha bulunduğu yerde aslında bununla alakalı algılıyor. Daha doğrusu algılayan cihazdan sinyali alıyor ve bu cihazın etrafındaki 100 kilometre yarı çaptaki ki bu sadece bunu binalar için veriyoruz. Yoksa yeri geldi mesela Adıyaman depreminde yanlış hatırlamıyorsam Sivas'a kadar bir etkisi olabiliyor. Hızlı trende mesela bunu gördük. Yaklaşık işte 300-400 kilometre yakın bir mesafe. Bu da 3 dakikaya kadar bir süre demek. 3-4 dakikalık mesafe. Dolayısıyla çok daha büyük bir alana kadar gidebiliyor. Ama yapmış olduğumuz sonuçlarda yani depremin evler için en azından yıkıcı etkisi maksimum şu ana kadar 92 kilometre gördük. Ondan dolayı depremi test ettiğimiz alan bu süre ciddi anlamda bir avantaj sağlıyordu. 8 bloklu bir site, 8 istasyonlu oraya verdik. Deprem sinyali gönderdiğimiz zaman binada siren çalmaya başladı. Kullanıcının cep telefonu da birden çalıyor. O zamanlar saniye veremiyorduk. Birden böyle diye bir titreşim geliyor. Binayı boşaltıyorlar. Çok yüksek binalar da değil.
Asansör varsa en yakın kata çektik, kapılarını açtık. Kapı kilitlerini, otoparkları kaldırdık. Ondan sonra en sonunda da işte ese elektriği kesiyorsunuz, doğalgazı kesiyorsunuz. Yani ne kadar sistemi varsa bununla alakalı aslında biz sinyal gönderiyoruz. Tabii binanın da buna hazır olması lazım veya altyapısının olması lazım. Çünkü bazı bölgelerde bununla alakalı binalar çok eski olabiliyor. O zaman işte röle kart dediğimiz bazı kutular var gene online olarak kontrol edebildiğimiz. Bunların arka tarafında aslında girişler var. Bildiğiniz sigorta kutusuna benzer. Yine sigorta yapıştırıyorsunuz. Bunlar zaten apartmanlar için olan versiyonlar. Bazı yerlerde de var bu arada. Yeni binalarda bunlara masraf yapmanıza bile gerek yok. Çünkü bizim buradaki amacımız para kazanmak değil. Bununla alakalı bir hizmet yapabilmek. Zaten hepimiz bununla alakalı uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu da normal sigorta kutusuna aslında takabileceğiniz bir cihaz. Onların sistemlerinde daha deprem yokken biz 16 saniye ve 23 saniye birazdan ekranlarda da gelecek. Bu sinyali onlara ulaştırmıştık. Yani daha ekranlarında herhangi bir titreşim yokken çoktan bizim sirenler orada çalmaya başladı ve depremin etkisi yoktu. Bu ciddi anlamda avantajlı bir süre oldu. Eylül 2020'de resmi olarak Ediz'in kuruluşunu, işte hem üniversite müracaatını yaptık Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ve Teknopark'ta kuruluşu gerçekleştirerek Ediz'i biz herkesin cebinde olacağı bir erken uyarı sistemi olalım. Yani yangını da bunun içine dahil edelim. Niye? Çünkü herkes sitelerde oturmuyor ki ben de yeni bir sitede oturuyorum. İki kere yangın çıktı. İkisinde de bütün alarm sistemimiz çalışmadı. Ama bu telefon sistemiyle bu şu işe yarayacak. Bir daire sakinimiz deprem sinyali verdiği zaman, pardon yangın sinyali, etraftaki bütün binalarda kullanıcılarda da çalacak. Yani aslında biz sadece depremle alakalı giden bir şirket olmayacağız. Bunun için de Emergency Disaster Information Systems, yani erken afet bilgi sistemleri olarak burada ilerlemeye karar verdik. Türkçe ile de İngilizce ile de böyle güzel eşleştirmiş olduk diyebiliriz. Projenin amacı, demin bahsettiğim gibi, depremi ve yerini test etmek. Saliseler içerisinde yıkıcı etkisinin hesaplanması. Çünkü her deprem için de millet uyarmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla önemli olan bir depremin de kaç şiddetinde olacağını hesaplamaktı. Ve bunu da saliseler içerisinde. Çünkü depremin merkez üssünün uzaklığına göre kaç saniyede alacağınız. Yani şöyle söyleyeyim, Marmara açıklarında olan bir depremi işte Marmara Ereğlisi'nde olan bir kişinin alacağı saniye ile Beykoz'daki kişinin alacağı saniye aynı değil. Bazı yerlerde bu dakikaya kadar çıkabiliyor ama çok büyük yapılarla alakalı, evlerle alakalı çok bir etkisi olmayacaktır diye düşünüyoruz. Tabii bunun aynı zamanda bizim işte IoT dediğimiz cihazlara iletilmesi ve aynı zamanda da cep telefonu, yani program, bizim programımızı telefonla indirip bunu kuran daire sakinlerinin telefonla iletmek gibi iki aslında proje bu tarafta devam edecekti.